meslektaşlarım, bugün sizlere COVID-19 tedavilerinde yüksek doz C vitamininin uygulanımı ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Yüksek doz C vitamini yıllardır toplumda uyguladığımız kanser tedavisinde özellikle viral enfeksiyonların tedavisinde uygulanan bir tedavidir. Ve 2017 yılında 25 gramlık formülasyonların FDA tarafından onaylanmasından sonra güvenliği konusunda da bir takım spekülasyonların da sona erdiğini düşünüyorum. Bugün biliyoruz ki yüksek doz C vitamini uyguladığınızda 187 gram yani 187 bin miligrama kadar güvenli günlük dozundan bahsediyorum uygulayabilirsiniz. Covid tedavisindeki verilere gelince Çin deneyiminden elde ettiğimiz en önemli veri 350 vakalık bir seride ki bunların 50 tanesi orta ve ağır vakalar yüksek doz uygulanan vakaların hiçbirisinde mortalite görülmedi. Bu hastaların hiçbirisinde ciddi bir yan etki görülmedi. Bu çok önemli bir veri ve bundan sonra da zaten Çin hükümeti 3 tane faz 2 çalışmayı onayladı ve hemen arkasından da standart tedavi protokollerine yüksek doz C vitaminini ekledi. Bununla birlikte yine literatürlerin birçoğunda göreceğiniz gibi meta analizlerde de özellikle ventilatör gereksinimi olan, ciddi solunum distresi olan hastalarda yüksek doz C vitamininin tedaviye eklenmesi, hem ventilatör süresinin kısalması, hem hastaların hastanede yatış ve yoğun bakımda yatış sürelerinin kısalttığını meta analizlerle gösterdiler. Bu ve söylediğim verileri slide sunumunda en azından ana hatlarıyla görme şansı bulacaksınız. Bu noktada biz ne yapalım? Bir kere öncelikle size önerim şu. Mutlaka COVID'li her hastamızda, hastaneye yatışı gereken her hastamızda yüksek doz C vitamini tedavisini düşünmelisiniz. Ve hangi dozda ve nasıl yapalım sorusuna gelince, eğer orta riskli ise 15 gram 30 dakikada infüzyon, arkasından da 2x1 15'er gram 4 saatlik infüzyon şeklinde tedavinin uygun olacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde eğer daha ciddi bir hasta veya hızlı kötüleştiğini düşünüyorsanız bu dozları 25 gram 1 saatte infüzyon ve 25 gram 4'er saatlik infüzyon hatta 50 gram 24 saat infüzyon şeklinde de uygulamalarda bulunabilirsiniz. Bu belirttiğim dozların hiçbirisinde glikoz 6 fosfat dehidrogenaz bakmaya ihtiyacınız yoktur. Ancak 25 gramın üzerine çıktığınız dozlarda hızlı infüzyon. Hızlı infüzyon tanımımız da şu. Verdiğiniz C vitamininin 2 katı kadar süreye de infüzyon yapmanız lazım. Bu prooksidan etkiyi elde edebileceğiniz süredir. Yani 50 gram 100 dakika, 30 gram 60 dakika, 75 gram 150 dakika gibi sürelerde. Bu dozlar prooksidan olduğu için böyle bir uygulama yapacaksanız glikoz 6 fosfat dehidrogenaz düzeyinden haberdar olmanız daha doğrudur. Dediğim gibi COVID tedavisinde uygulayacağınız dozların birçoğunda bu dozlara ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Ancak hastanızın ciddiyetine göre 50 grama kadar çok rahat uygulama yapabilirsiniz. Bir de uygularken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İzotonik içinde infüzyonlar yeterli. 50 gram dozlarını 500 mililitrelik izotonikler içinde, işte 25 gramlık dozları 250 mililitrelik izotonikler içinde, tabii ki hastanın sıvı ihtiyacına göre 25 gramı 500 mililitre içinde de uygulayabilirsiniz. En önemli dikkat etmeniz gereken nokta C vitamini infüzyonu esnasında veya hemen kısa süre sonrasında eğer kan şekeri ölçümü yaparsanız kan şekerini yalancı olarak çok yüksek bulacaksınız. Lütfen bu ölçümleri ciddiye almayın. Hatta C vitamini infüzyonu ve sonrasındaki infüzyonlarda lütfen kan şekeri ölçümü yapmayın. Çünkü bu bir kafa karışıklığına neden olacaktır. Ölçtüğünüz yüksek değerler hastalara insülin yapmanıza ve bunların hipoglisemiye girmesine neden olabilecektir. Lütfen kan şekeri ölçümlerine dikkat edelim. İkinci önemli nokta, her ne kadar da olsa C vitamini solit bir yük oluşturduğu için idrardan atılıyor bildiğiniz gibi. Ve bu esnada sodyum, potasyum ve özellikle magnezyumun atılmasını da sağlayacağından bunların replasmanları gerekir. Ancak bu hastalarda bunu zaten günlük olarak takip ettiğiniz ve gerekli replasmanları yapacağınızı biliyorum. Bunun dışında çok önemli bir yan etkiyle karşılaşmanız mümkün değil. Biz onkolojide ortalama haftada 3 veya 4 kez 75-100 gram gibi dozları uyguluyoruz. Ve neredeyse hiç yan etkiyle karşılaşmıyoruz. Bir de eğer kardiyak yetersizliği olan hastalar varsa
Tabii ki bir sıvı ve solüt yük verdiğiniz için kardiyak yetersizlik açısından bu sıvı dengesini düşünerek bu tedavi uygulamak gerekir diyorum. Sevgi ve saygılarımla. Detaylar slide sunumumuzda var. Benim kendi kişisel iletişimim ve mail adresim de var. Her türlü sorunuzda bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.